Mustafa abicini kurtardık. Başka? Necip sen öldürdün değil mi? Eminim sen öldürdün. Ama benim anlamadığım bir şey var. Rüstem'in üstüne suç atmak için ne zaman hazırlık yaptın? Benim her zaman bir B planım vardır karıcığım. Beni de düşündün mü? Bir dakika. Alo Rüstem. Şimdi hemen nöbetçi savcıya gidiyorsun ve Necip cinayetini üstleniyorsun, tamam mı? Mustafa'nın derhal serbest bırakılması lazım. Dediğimi yap. Hapishanede benden haber bekle, tamam mı Aslan? İşte bu kadar. Sen ne diyordun? Beni de düşündün mü dedim. Benim seni düşünmediğim bir dakikam yok Nefes. Neden bahsediyorsun? Evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulundun ya. Her yerde beni arıyorlar. Aman canım, düşündüğün şeye bak. Yani o Mustafa'nın işinden ne kolay. Bir dakika. Hemen Nefes hakkında yaptığımız suç duyurusunu geri alıyorsun. Ama Vedat Bey. Aması maması yok. Yanlış anlaşılma falan olmuş de. Babasının izni varmış falan. Bir şeyler uydu. Yalan beyan yüzü. Bana bak! Ben sana mazeret üretmen için değil, çözüm üretmen için para ediyorum. Geri zekalı! Dediğimi yap! Hemen! Gördün mü bak? Sen benim yanımda olduğun zaman her şey nasıl da tıkır tıkır işliyor Nefes. İşte ta en baştan beri sana anlatmaya çalıştığım şey buydu hayatım. Şimdi Mustafa abi de ben de kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Şu silahını atar mısın? Korkuyorum. Zaten artık silahla, topla, tüfekle işimiz yok. Artık her şey bitti. Kurtulduk. Sen de kurtuldun. Ben henüz kurtulmadım. Nefes! Nefes! Ben tayinsiz yaşayamam. Anladın mı? Ne yapacaksın? Kendini aşağı mı atacaksın? Evet! Nefes, in oradan dedim. Çocuklarımız ne olacak? Çocuklarımıza sen iyi bakarsın. Nefes! Nefes! İn oradan dedi. Ne yapacaksın? Kendini mi atacaksın? Daha tanıyalı 3-5 gün olmuş bir adam için. Çocuklarını ardında bırakıp suya mı atlayacaksın Nefes? Hani sen dahili değil. Kurtulma umudunu sevmiştin. Bana yalan mı söyledin yani? Demek ki ben de senden bir şeyler öğrenmişim Vedat Sayar. Ben tahirsiz yaşayamam. Ne demek tahirsiz yaşayamam? Ne demek? Ne demek? Çocuklarını çağırayım mı? Ha? Onların gözünün içine baka baka söyle Nefes. Yiğitin gözünün içine baka baka. Daha bir kez koklayamadığın kızının gözünün içine baka baka. Ben sizi ardımda bırakıp Tahir'in peşinden ölüme atlıyorum de. Senin gözünün içine bakarak söyledim ya, yetmez mi? Hayır. Hayır. Yapamayacaksın. Sen böyle bir kadın değilsin. Ben seni tanıyorum Nefes. Atlamayacaksın. Sadece beni korkutmaya çalışıyorsun. Ama sana itiraf edeyim. Korktum. O yüzden lütfen in aşağı. Korkmadım. Sadece kıskandın. Çocuklarımı bile ardımda bırakacak kadar Tahir'i sevişimi kıskandın. Yeter! 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 Atla.
Atla. Eğer atlamazsan seni ben atacağım. Ardından da çocuklarıma birer birer peşinden yollayacağım biraz. Çocuklarını mı öldüreceksin? Yapamam sanıyorsun ne? Sen hiç gazete okumuyor musun anne sen? Üçüncü sayfa haberlerini falan. Cinnet getiren baba çocuklarını ve karısını öldürdü. Sen o insanları filmlerden çıkan canavarlar mı sanıyorsun? Hayır. Sıradan insanlar onlar. Peki sıradan insanlar bile böyle canavarlaşabilirken ben Vedat Sayar yapamaz mıyım sanıyorsun? Şimdi sakın beni hafif alma. Şimdi yanına geliyorum. Sakın bir delilik yapma Nefes. Paşam annen nerede? Bilmiyorum, çok korkuyorum. Tamam korkma. Hadi yardım edin bana. Hadi çözün bu ipleri. Aferin. Devrem.
Eyvallah.